Hoş geldiniz ustalarım. Bıldırcınları oradan aldım. Zaten diğer bıldırcınlar da şöyle serbest. Şimdilik burada kalsınlar dedim. Kutularını büyüteceğim. Maşallah büyüdüklerini de böyle sizler de görün. Sağlıklı bir şekilde büyümüşler. Aslında ana kucağına gerek yok ama bu civciv için ister istemez. Yine ışık yakacağım. Ustalarım bu videomuz. Yem alırken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir yol çizmeliyiz adı altında? Ustalarım, ben her peşopçudan ya da her yerden almıyorum. Belirli bir peşopçu var Mersin'de, İzzettin abi. Ona gidiyorum. Bıldırcın, yani nasteresleri, yumurta yemi, diğer yumurta yemleri var, civciv geliştirme yemleri var. Bunların bazıları vardır. İster istemez ezildiği için toz haline gelenleri nasıl size söyleyeyim? Toz olanları ikiye bölüyorlar. Ben de böyle toz olanları 3-4 çuval böyle karşıda. Tek tek bakıyorum. Biri civciv yemi. 2 kepçe atıyorum. Yumurta yemi. 2 kepçe. Geliştirme yemi. 2 kepçe. Sonra kendim karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra hayvanların önüne sunuyorum. Hatta şöyle de elime alayım. Sizler de böyle bakın. Burada tek bir yem yok. Beyza'nın yemi var. Şahin'in yemi var. Ben böyle vererek hayvanları şu duruma getirdik. Herhangi bir şekilde mama falan takviyesinde de bulunmuyordu. Maşallah şu an gelişimleri de çok güzel. Güzel bir şekilde de devam da ediyor. Sizler de şayet alacak olursanız belirli yerlere bakın. Bayat olup olmadığını bir şey diyemem sizlere. Ama az çok kokudan da anlarsınız diyeceğim de kokudan da anlayamazsınız. Böyle elinize alıp böyle detaylı bir şekilde bakacaksınız ustalarım. Bazıları vardır nemli serin yerde kalıyor. Su geldiği zaman küfleniyor. Ya da tarihe bakacaksınız. Çuvalın her zaman sağında solunda ya da alt köşelerinde bir kare tarih yazar. Üretim tarihi. Oradan bakıp böyle yol çizebilirsiniz. Yem alırken de yemin açıkta ise yemin üst çuvaldakini almayın. Yani üstündekini almayın. Bunu böyle bir kenara alın. Alttan alın. Tedbir amaçlı. Hastalık falan gelmesin. Bulaşmasın diye. Zaten bunlara da aynı şekilde yem karıştırıp veriyorum. Bunların yemi de şu şekilde. Çeşit çeşit. 3 çeşit yem var. Bak hemen geldi. Git lan. Video çekmek için gösteriyorum. Bunları da verdiğim zaman da herhangi bir şekilde yumurta kesimi de olmuyor. Aksine yumurtaları daha iyi. Daha iri oluyor. Daha lezzetli oluyor. Bir de o da var. Şimdi her kullanacağınız yem aynı lezzeti vermiyor maalesef.